Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Studio Yosef kanalımıza ve bugün yepyeni bir videolarına karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda yine bir at göreceğiz arkadaşlar, ama normal bir at görmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi atkımızın arkadaşlar yıldız modeli var. Yani bu yıldız modelinle öreceğiz atkımızı arkadaşlar. Yani dediğim gibi atkımızın bir yıldız modeli olacak. Yani gayet de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle bir atkı da ilk defa örüyoruz arkadaşlar. Ve altılık tığı kullandık. Ve tabii ki de arkadaşlar nasıl yaptığımızı da bu videoda da şimdi sizde göstereceğiz. Evet arkadaşlar, onun için iki tane yün gerekiyor. Soft alpaka, yani çok yumuşak bir atkı kullanıyoruz arkadaşlar. Ama her zamanki dediğim gibi siz de istediğiniz atkıyı tabii ki de kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi altılık tığı kullanıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de başlangıcını çıkartıyoruz. Evet, öncelikle zincirlerle başlıyoruz, her zamanki gibi. Bunu birazcık çekiyorsunuz arkadaşlar yine yukarıya. Arkadaşımızın da yaptığı gibi alıyorsunuz. Ondan sonra hemen ilk zincire sokuyorsunuz arkadaşlar. Yani yaklaşık bir tane iki tane zincir yapıyorsunuz, o kadar. Şimdi aynı şekilde yine yapıyorsunuz. Yine geçiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi toplam 5 tane örme ipimizden var. Şimdi orta parmağımızdan onu tutuyorsunuz oradan. Alıyorsunuz, hepsinden geçiriyorsunuz. Orta parmağımızı da görüyorsunuz. O deliğin arasından bu sefer geçiriyorsunuz. Demin orta parmağımızın olduğu yerde. Ondan sonra geçiriyorsunuz. Oradan da yine geçiriyorsunuz. Yani arkadaşımız tabii ki de yine gösterecek. Yine birazcık çekiyorsunuz tığla yukarıya doğru. Hani birazcık aralık olması lazım. Alıyorsunuz. Geçiriyorsunuz arkadaşlar. Yine alıyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Toplam şimdi 3 tane oldu. Kaç tane olması gerekiyordu? Tabii ki de 5 tane olması gerekiyordu. Şimdi 5 tane olduktan sonra arkadaşlar, parmağınızdan, orta parmağınızdan oraya tutuyorsunuz. Hepsinden geçiriyorsunuz. O deliği yine geçiriyorsunuz. Alıyorsunuz. Oradan geçiriyorsunuz. Yani gayet basit bir şeklinde. Alıyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Yine alıyorsunuz. Toplam 3 tane oldu yine. Alıyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Toplam 5 tane oldu arkadaşlar. Parmağınızdan yine orada tutuyorsunuz. Hepsinden geçiriyorsunuz. O arasından geçiriyorsunuz. Yine alıyorsunuz. Ondan geçiriyorsunuz. Yani gayet basit bir şekilde. Şimdi toplam 3 tane yaptık arkadaşlar. Yine yapıyoruz. 3, 5 oldu. Şimdi alıyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Yine alıyorsunuz. Yine geçiriyorsunuz. Yani toplam şimdi 4 tane yaptık. Yani toplam şimdi 7 tane olması lazım orada arkadaşlar. Şimdi toplam 7 tane yaptık. 5, 6, 7. Tamam. Şimdi bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Ama o birazdan sırada olacak. Ama o yükseklik için yapıyoruz şimdi onu. 5 tane oldu yine. Şimdi bunda bu hemen yükseklik için, bu birazdan böyle yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. Şimdi ikisini yine yapıyoruz. Yine 5 tane, ama bu sefer arkadaşlar hemen öyle demin yapmıyoruz. Hani parmağımızdan demin gösterdiğimiz gibi alıyorsunuz. İki tane birincisine de ikincisine sokuyorsunuz. Aynı şekilde böyle olması lazım. Şimdi 6 tane daha üzerine geldi. Toplam 11 tane var şimdi üzerine. Yine aynı şekilde öyle yapıyorsunuz.
Yani toplam 17 tane şimdi var tığımızın üzerinde arkadaşlar. Şimdi yine orta parmağımızı kullanıyoruz. Hepsinden geçiriyoruz arkadaşlar. Yine aynısını bundan da yapıyoruz. Ondan sonra böyle bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o 8. demin yaptığımız gibi yukarıya doğru gitti. Demin de size dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi toplam orada 7 tane var. Yine çekiyorsunuz o örme ipini. Oradan sokuyorsunuz. Toplam 3 tane oldu. Toplam 5 tane oldu. Şimdi yine sokuyorsunuz. Yine 6 tane alıyorsunuz. Toplam yine 17 tane üzerinde olması lazım o tığımızın üzerinde. Parmağınızı yine ortaya koyuyorsunuz. Hepsinden geçiriyorsunuz. Alıyorsunuz. Oradan da geçiriyorsunuz. Böyle gözükmesi lazım. Yine çekiyorsunuz. Sokuyorsunuz. Alıyorsunuz. Sokuyorsunuz. Alıyorsunuz. 5 sokuyorsunuz. Alıyorsunuz. Sokuyorsunuz. Alıyorsunuz. Yine toplam 17 tane olması lazım. Şimdi komple öyle aynı şekilde örmeniz lazım arkadaşlar sonuna kadar. Şimdi onu da bitirdik. Devam yapıyoruz. Yine dediğim gibi toplam 17 tane olması lazım tığının üzerinde. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldik gördüğünüz gibi. Şimdilik atkımız böyle gözüküyor. Tabii ki de bitmedi. Şimdi çeviriyorsunuz. Yine çekiyorsunuz o örme ipini yukarıya doğru. Alıyorsunuz, sokuyorsunuz. Şimdi yine bir tane yükseklik için yapıyorsun. Yine 5 tane yapıyoruz arkadaşlar yükseklik için. Şimdi yükseklik için yaptık bir tanesini. Şimdi alıyorsunuz, sokuyorsunuz yine ondan. Alıyorsunuz, 3 tane oldu. Alıyorsunuz, 5 tane oldu. Ondan sonra hemen oradan devam yapıyorsunuz yine. Yine aynı şekilde demin nasıl yaptıysanız yine bunda da öyle yapıyorsunuz. Yine toplam 17 tane tığının üzerinde olması lazım. Şimdi devam yapıyoruz. Dediğim gibi demin nasıl yaptıysanız aynı şekilde devam yapıyorsunuz. 17 tane yine olacak arkadaşlar. Tek yükseklik için 5 tane yapmanız lazım yine. Şimdi şu ilk yıldızı görüyorsunuz arkadaşlar veya çiçeği siz nasıl demek istiyorsanız.
Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldikten sonra görüyorsunuz toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız gözüküyordu şimdi. Şimdi çeviriyorsunuz yine. Yükseklik için bu sefer 5 tane yapıyorsunuz yine arkadaşlar. Toplam 5 tane var. Alıyorsunuz, hepsinden geçiriyorsunuz. O hep yükseklik için oluyor. Ondan sonra yine 17 tanele devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzu birazcık hızlandırdık. Gördüğünüz gibi şimdi toplam 4 tane yün kullandık arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Toplam 4 tane yün kullandık. Son etaplarımızı da geldik tabii ki de arkadaşlar. Atkımız da bitmek üzere. Tabii ki de şimdi daha dikmemiz lazım. Kalan iplerimizi açılmasın diye son sıramızda böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu da ilk sıramızdı. Yani son ve ilk sıramız. Tabii ki de önemlisi olan aynı gözükmesi lazım arkadaşlar. Yani fazla değişiklik olmaması lazım. Ama bu yünü de mesela erkekler veya kızlar da işte takabilir. Tek kızlar veya tek erkekler takamaz. Yani bu iki tane, hani bu atkıyı iki şey takabilir arkadaşlar. Güzelliği olan da o. Bir de çok güzel bir atkı. Çok da rahat, yumuşak arkadaşlar. O yüzden de alpaka yünü yazıyordu arkadaşlar. Umarım tabii ki de sizin de hoşunuza da gitmiştir. Ve bu arada da arkadaşlar, abone olmadıysanız da abone olun. Çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz tabii ki de yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmuyoruz, çana bastığımız zamanda da yeni yüklediğimiz videoları da tabii ki de kaçırmıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım sizin de hoşunuza da gitmiştir. Ve benden de bu kadar. Bir dahaki sefere ve görüşmek üzere.